Herkese selam. Bugün bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Uzun süredir çekmiyordum. Belki fark etmişsinizdir. Çünkü genelde canlı yayın yaptığımız için ya da Instagram'da bana soru sorun dediğimde orada cevapladığım için bu tarz böyle video çekesim pek gelmiyordu. İşte geçen hafta da video atmadım. Ondan önceki hafta attım mı onu bile hatırlamıyorum yani. Çünkü video çekmekte hem zorlanıyorum biraz hem de içerik bulmakta da aslında zorluk çekiyorum. O yüzden de bu anlamda soru cevap videoda genelde hep bir kurtarıcı oluyor böyle içerik bulamadığımızda. O yüzden dedim ki bunu çekeyim ve sizden Instagram'dan bana soru sormanızı istedim. Şu an kameranın kalitesi nasıl bilmiyorum çünkü biraz yamuk mu duruyoruz yoksa bana mı öyle geliyor? Bir dakika. Bir tık yamuk duruyoruz sanki. Umarım bir tık daha giderilmiştir çünkü yani şu an biraz daha iyi gözüküyor gibi ama bilemedim. Bu yamukluk giderildi mi? Ve şu an farklı bir kamerayla çekiyorum. Yani o yüzden de kameranın kalitesi nasıl? Güzel mi önceki videolara göre? Çünkü genelde ben kendi telefonumun kamerasından çekiyorum. iPhone 8. Eğer bunu beğendiyseniz bundan sonra bu kamerayla çekim yaparım. Ama dersiniz ki eski kamera daha güzeldi. Ondan tekrardan devam ederiz. Sorum cevap videolarında cevaplayacağım soruları ben genelde Instagram'dan alıyorum ve direkt zaten size en çabuk ulaşabildiğim platform orası olduğu için anketler falan yapıyorum orada ve daha çok günlük hayatımı daha aktif paylaşıyorum orada. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İlk sorumuzla başlayalım. Üçüncü defa hazırlanmak senin üstünde baskı yaratıyor mu? Bir de hiç bölüm değiştirmeyi düşündün mü? Demiş birisi. Hiç bölüm değiştirmeyi düşünmedim ama bu ya şimdi bölüm değiştirmek dedim hani alan değiştirmek mi yoksa istediğim bölümü değiştirmek mi? Alan değiştirmeyi hiç düşünmedim çünkü tam anlamıyla bir sayısalcı olduğumu düşünüyorum. Sadece fiziğin üstüne biraz fazla gitmem gerekiyor. Yani normalde mesela bir ders üzerine bir gidiyorsam fizikte 5 falan gitmem gerekiyor yani. Ama daha çok ben mesela psikolog olmayı çok istiyordum küçüklüğümden beri. Ama psikolog olmanız için eşit ağırlıktan girmeniz gerekiyor. Ve ben eşit ağırlık derslerini hiç sevmiyorum. Yani tarih, coğrafya, felsefe. Bunlar çok benlik dersler değil. Ve sadece içinde sevdiğim tek bir ders var. Matematik. Edebiyatı unutmadım bu arada. Edebiyat da hiç sevmiyorum. Yani her ne kadar kitap okumayı çok seviyorsam da. O yüzden alan değiştirmeyi düşünmedim. Ama istediğim bölümü zaten ben önceden değiştirmiştim. Eğer beni kanalda çok eskiden beri takip ediyorsanız ben tıp istiyordum aslında. Hatta duvarın karşısına geçtim. Sordum kendime yani. Dedim sen gerçekten tıp istiyor musun? Tıp okuyabilecek bir insan mıyım aslında diye çok düşündüm ve en sonunda bunu yapamayacağıma karar verdim. Çünkü hem kişiliğim buna el vermiyordu. Hem de hayatım boyunca yani bu anlamda ne bileyim bana biraz yani tıp okumak için gerçekten çok dayanıklı bir insan olmanız gerekiyor. Ve ben o kadar dayanıklı bir insan olduğumu düşünmüyorum tıp anlamında. Hastane ortamını da çok seven bir insan değilim. Tıp okumak istememin tek sebebi hani iş imkanı konusunda sıkıntı yaşamayacak olmamdı. Kendimi sorguladığımda sınava 3 ay falan kalmıştı ve çok geç kalmıştım aslında. O yüzden lütfen ne istediğinize çok iyi karar verin. Ondan sonra hani sınava onun motivesiyle çalışmaya başlayın derim ben. Çünkü ne yaptığınızı bilmeden sınava çalışmaya başlarsanız genelde sonradan çok büyük bir uçuruma düşüyorsunuz. Ne istediğinizi bilmek çok önemli. Moleküler biyoloji ve genetikte hem biyolojiyi çok seviyorum hem de ben çocukluğumdan beri çok meraklı bir insandım. Merak ettiğim şeylerde aslında başarılı olduğumu fark ettim. Bir şeyi gerçekten merak ediyorsam onun peşinde full koşarım ben ve onun sayesinde hani bir şekilde o merak ettiğim şeye ulaşırım ve başarılı olmamın yolu da bu olduğunu fark ettim. Üçüncü senenin tabii ki de şimdi bismillah daha 1,5 ay falan oldu herhalde ama şunu söyleyebilirim. Dershanemdeki neredeyse herkes ilk senesine mezun yani birinci mezunlukları aslında. Ben ikinci mezunum ve bunun ağırlığını ilk başta çok hissettim. Bunun için asla pişman değilim çünkü bunu yapmam gerekiyordu yani 30 sene bir meslekte çalışacağım. Belki 40 bilmiyorum ama böyle bir meslekte çalışacağım için bir senemi daha heba etmek benim için can yakıcı bir şey değil. Sonradan pişman olmak çünkü insanın canını daha çok yakıyor. Ve sonradan geri dönüş de çok fazla olmuyor. Yani üniversiteye gittiğinizde tekrardan sınava hazırlanmak ya da o daha çok yoruyor aslında. O yüzden yani hemen başlamadan istediğim yere karar vermek için bir sene daha çalışmaya ben razıyım. Zaten bunu önceden de söylemiştim. İçimde ne diyeyim bir eziklik duygusu mu derler. O tarz bir şey hissetmiştim ama şu an düşünüyorum da hayır. Yani şu an hem daha tecrübeliyim hem daha rahatım. Çünkü karşıma ne gelecek çok iyi biliyorum ve
Artık en ufak bir eksiğe bile tahammülüm kalmıyor. 3 tane TYT sınavına girdim ve bu rahatlığımın da etkisini gördüm. 3'ünde de süre arttırdım. Birinde 5, birinde 10, birinde 15 dakika, hatta o civarda olması lazım. Gerçekten beyninizde bir şey kodladığınızda o baskıyı hissetmiyorsunuz. Beyninizin içine onun girmesine izin vermemeniz gerekiyor ve bunun için gerçekten çok buna alışmanız gerekiyor. Ve bir soru daha var. 3. sen de motivasyonunu nasıl koruyorsun diye hemen zaten bunun içerisine cevaplamıştım ama yine de söyleyeyim. Motivasyonumu korumak gibi bir şey artık yok. Çünkü ben bunun bir tık daha şey olduğunu düşünüyorum. Hani kısa sürede motive olma olayları var. Mesela işte ders çalışma günlükleri kısa süreli bir motivasyondur. Size full sona kadar götürmez mesela. Ya da arkadaşlarınızla beraber çalışmak biraz daha üsttür ama evde tek başınıza kaldığınızda yine motive olamazsınız. O yüzden içinizden bir motivasyon bulmanız gerekiyor. Bu da hayalleriniz. Ne istediğinizi bu yüzden bilmeniz gerektiğini söylüyorum. Çünkü ne istediğinizi bilmezseniz o motivasyon kaynağını bulamıyorsunuz ve bu sefer boşluğa düşmüş oluyorsunuz ve zaman da geçip gidiyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden ne istediğinizi gerçekten çok iyi bilin ve bunun için kendinize hedefler koyun. Mesela o yerin için ne kadar net getirmeniz gerektiğini, ne kadar puan almanız gerektiğini bilip onun için çalışmalar yapın ve denemenizde de o netlerin üstüne çıkın ki sınava geldiğinizde o nete inin, yani onu demeye çalışıyorum. Kısa süreli motivasyonlar sizi hiçbir yere getirmez yani. Ne ders çalışma günlüğü izlemek, ne birileriyle ders çalışmak. Eninde sonunda yalnız kalacaksınız ve o yalnızlıkta aslında kendinizi bulmak daha önemli. Bunun için de hayallerinize ihtiyacınız var. Boyun çok uzun duruyor, boy kilo demiş. Şimdi bu benim için çok büyük bir iltifattır çünkü kısa bir insanım ben. Nasıl uzun gösterdiğimi anlayabilmiş değilim ama. Şöyle söyleyeyim, boyum 1.60, yani 1.59 bile olabilir. Çok o küsur altı bilmiyorum yani, ben 1.60 diyorum genelde. Kilom da 45.5-46 o civarda dolanıyorum genelde. İlişkinde kısıtlansan ne yapardın? İşte giyim, arkadaşlık vesaire demiş. Bu hem arkadaşlık hem sevgili olarak geçerli. Artık hepsi eski arkadaşım ve eski sevgilim olurdu. Çünkü kısıtlanmaya asla gelemeyen bir insanım. Sen kova burcuyum ve kova burcundan olan insanlar genelde fazla özgürlükçü oluyor. Yani ben özgürlüğe aşırı düşkün bir insanım ve en ufak bu anlamda kısıtlandığımı hissettiğim anda köprüleri yakan birisiyim ben. Ve asla pişman olmuyorum yani köprüleri yaktığıma. Çünkü o insan o kadarcık şeyi bile kısıtlıyorsa bunu daha da ileriye götürebilir gözüyle bakıyorum. Ve giyim konusunda da mesela artık neredeyse yani 3,5 ay sonra 20 yaşına gireceğim ben. Ve yani 20'yi dolduracağım, 21'e gireceğim aslında. Böyleyken kimse benim ne giyimime karışabilir ne de arkadaşlık ilişkilerime karışabilir diye düşünüyorum. Favori animelerin, bunun hakkında çok konuşuyoruz. Yani anime muhabbeti geçince hep aynı şeyleri söylüyorum ama burada da söyleyeyim çünkü dursun yani. Attack on Titan'ı kesinlikle öneririm. Ben mangasını da bitirdim ve hala hatırladıkça içim yanıyor. Ocak'ta da zaten 9 Ocak'ta sanırım. Son sezonun part 2'si geliyor. Bitiyor yani artık tamamen. O yüzden biraz heyecanlıyım ve üzgünüm. Fullmetal Alchemist Brotherhood herkese öneririm. Yani benim şu ana kadar izlediğim en iyi anime diyebilirim. Senaryosu bakımından, çizimleri, olayları, hepsi yani bütün o bölüm işleyişi falan, hiçbir bölümü boş değil. Bunu en çok buna dikkat ediyorum zaten animelerde. Çünkü Fullmetal Alchemist Brotherhood'un tek bir bölümünde bile sıkılmadım. Her bölümün kendi içinde anlamları var ve animeyi bitirdikten sonra başa döndüğünüzde ya ben bunu nasıl görmemişim, bunu nasıl anlamamışım diyorsunuz. Hede Hohenheim'ın bir bölümü var mesela. O ilk başta hiç anlaşılmayacak bir bölüm ama sonradan geri döndüğünüzde tamamen her şey gözünüzün önündeymiş. Öyle bir anlam veriyor bu ikisi. İzleyin, severseniz önerilerimiz artar. Belki bir video da çekerim, bilmiyorum. Suatlı'nın içlerinde bir kişinin çocukluğunu değiştirecek olsan kim olurdu? Kendime en yakın gördüğüm karakter yani Helen'i değiştirmek isterdim. Bu diğerlerinin çocukluğunu karşılaştırdığım anlamına gelmiyor. Sadece Helen'i kendime daha yakın görüyorum ve onu daha iyi anlıyorum. Sence YKS 2021'de neden başarısız oldun? Bu senede neyi farklı yapacaksın? Şu an bunu tam olarak bilmiyorum. Yani neyi farklı yapacağım ama neden başarısız olduğumu biliyorum. İşlere çok duygusal açıdan bakmak yani bu çok fazla etkiliyor beni. Bunun farkındayım ve bu benim hayatımın sınavı falan dercesine girdim ben o sınava 2 defa ve ikisinde de başarısız oldum. Artık sadece geçmem gereken bir adım olarak bakıyorum. Hani bu olacak artık yani, ben hayatım boyunca bu sınava girmeyeceğim yani sonuçta gözüyle bakıyorum. Ve gerçekten sınava çok büyük anlamlar yüklerseniz sınavı kazanamıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Yani sınava gerçekten rahat giren insan kazanıyor. Tek çocuk musun? Ablam vardı diye hatırlıyorum. Tek çocuk değilim aslında, abim var. En büyük destekçilerimden birisidir kendisi. Hatta şöyle küçük bir dipnot bırakayım. Yakın zamanda abimle beraber bu günlük güncel konuları konuştuğumuz Y ve Z başlığı altında
o Y kuşağı, ben Z kuşağıyım, böyle bir fikir bulduk. Umarım yakın zamanda çekimlere başlayacağız ve böyle güncel konular hakkında konuşacağız. İşte dizidir, filmdir, kitaptır, gündemle ilgili. Ondan dolayı böyle küçük bir dipnot bırakayım. Takip etmek isterseniz zaten Instagram'da da duyururum. Burada da duyurusunu yaparım. Evet. İki defa sevgilim var mı diye sorulmuş bana. Cevaplayayım. Yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu süreçte nasıl çalışıyorsun? Belli bir düzenin var mı? Bu süreçte çalışmam bir tık daha zorlaştı. Çünkü bir sene boyunca evde çalıştığım için ve sürekli bu odada çalıştığım için bu odada artık odaklanamıyorum ve ev bana gerçekten çok kötü bir yer haline gelmeye başladı. Yani evde hiçbir şekilde dikkatimi toplayamıyorum. Sadece dinlenebiliyorum. İşte ne bileyim, kitap okuyorum, dizi izliyorum, işte oyun oynuyorum filan. Onun dışında asla ders çalışamıyorum ve şu an zaten mezun günlüklerinin gelmeme sebebi de bu. Düzen oturtmaya çalıştım bir ay boyunca ve bazı sorunlar da ortaya çıktı. Zaten ileriki sorularda da bunun hakkında konuşuruz. Yani onlardan da bahsedeceğim. Ve yani tamamen kendimden kaynaklı bazı sıkıntılar oldu ve bunu çözene kadar gerçekten canım çıktı ve hala çözülmüş değil. Onlar hakkında da konuşacağız. Sadece artık evde çalışamadığım için kendime uygun bir kütüphane ortamı bulmaya çalıştım. Ama pandemiden dolayı işte kütüphaneler kısa sürede açık. Yani akşamları da açık değiller. Hele de burada Aydın'da. O yüzden sanırım bir ücretli bir kütüphaneye gidip aylık masa kiralayıp orada çalışacağım. Ve çekebilirsem eğer mezun günlüğü orada çekmeye çalışacağım. Çekemezsem de artık ne yaparım bilmiyorum. Yani böyle part part bir şeyler koymaya çalışırım belki, bilmiyorum. Yani ondan memnun kalacaksanız yayınlayabilirim. Ama memnun kalmayız biz. Yani böyle part part çalışmalara ve hayatı vlog tarzında diyorsanız mezun günlüklere bilmiyorum yani nasıl gelecek. Şu an en büyük canımı sıkan durumu, çünkü çekmek istiyorum ama çekecek bir ortamım yok, bir düzenim yok. Çünkü evde çalışamıyorum ve dışarıda da o kütüphane ortamları çekebilirsem çekerim, çekemezsem de artık ne yaparım bilmiyorum yani. Çok askıda yani şu an o durum. Bakalım, halletmeye çalışacağım ama. Bir kitap karakteriyle yaşayacaksın, hangisi olurdu? Bir düşünelim bakalım. Ha, buldum. 0202 Ayşe Karnavalı'ndaki Dolunay'la yaşamak isterdim. Çünkü Dolunay'ın enerjisinin bana geçmesini istiyorum. Ben o kadar enerjik bir insan değilim normalde. Yani arkadaşlarımın arasında enerjiyim ama birinin de bana bir enerji yüklemesi lazım. O yüzden Dolunay'la yaşamak isterdim. Net. Yani tam bir enerji bombası çünkü. Bir de kitap okuma alışkanlığımı nasıl elde ettiğimi, kitap okumaya nasıl başladığımı soranlar olmuş. Bunun da hikayesinden bir kısacık bahsedeyim. Önceden de kitap okumuştum var. İşte Beykin Caddesi Kızları falan vardı. Onları okumuştum ama tam anlamıyla kitap okumaya başladığım dönem 6. sınıftı. Bunun iki sebebi var. Biri Wattpad, biri de Türkçe öğretmenim Evrim Hoca, sağ olsun. Onun sayesinde başladım. 6. sınıftayken Türkçe öğretmenimiz dedi ki, yani size kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorum ama sizin yaş grubunuza uygun şeyler okumanızı istiyorum dedi. Ben de şey bekliyorum, hani böyle klasik falan önerecek diye korktum ama gittim bir yanına, merak ettim. Bana önerdiği listede Açlık Oyunları serisi vardı ve ben çok şaşırmıştım. Çünkü oralar Açlık Oyunları'nın ikinci filmi falan çıkmıştı herhalde, o civarda. Ya birinci filmi çıktı ve çok ünlü, popüler olmuştu. Ama onun kitabının olduğunu bilmiyordum ve filmini de çok merak ediyordum. Ama çocuğum biraz da hani beni alırlar mı falan da diye bir düşünüyordum. Çünkü oralar o tarz filmler için yaşım pek fazla tutmuyordu. Okuyabilirsin demişti serinin tamamını. Ve ben ilk kitabını okumaya başladım ve bayağı böyle kısa bir süre içerisinde bitirip, ikinci kitabı bu arada Ateşi Yakalamak en sevdiğim kitaptır. Ama üçüncü kitabını hala okumadım ve filmin sonunu da bilmiyorum. Çünkü hiç ilgimi çekmedi. Yani Ateşi Yakalamak o kadar zirveydi ki Alaycı Kuşu okuyasım gelmedi. Ve ondan sonra da bu tarz seriler bulmaya başladım. Ve özellikle Adada Macera serisi vardı. Abim okumuştu. O seri de gerçekten çok güzel. Bayağı 4-5 kitap falan okudum herhalde orada. Ama sonra o da rutine bindi. Wattpad kitap okuma alışkanlığımı sağlayan şeydir. 400'den fazla hikaye okudum herhalde Wattpad'de. Bir ara saymıştım çünkü. Wattpad okudukça daha çok kitap okuyasım geliyordu. Ve Wattpad'den okunmuş, yani çıkmış kitapları da alıp öyle de okuyordum filan. Yani benim zirve yaptığım dönem 8. sınıfta. Sonra 9. sınıfta Wattpad okumayı bıraktım. Wattpad'in şu an kötü anılmasının sebepleri yüzünden bıraktım ben aslında. Çünkü sürekli o kitaplar vardı ve beni bu rahatsız etmeye başlamıştı. Ve artık fark ediyordum bazı şeyleri çünkü büyüyordum yani bunun ne anlama katacağını, yani okuduğum şeylerden. Ondan sonra da booktuberları takip etmeye başladım. Sıla Özkan'ı takip ediyordum. Sena Nur Işık'ı takip etmeye başladım. Ve baktım ki Asena Özoral da var. Bu üçünün önerileri bana çok uyuyordu. O yüzden genelde onları takip ediyordum. Ve
bu kitapla oluşturdum. İlk aldığım seri zaten Efsane serisiydi. Ondan sonra yavaş yavaş biriktirmeye başladım. İşte Harry Potter'dır ya da klasiklerden böyle Stephen Zweig'ın kitapları mesela, bunlarla beraber başladım ve bu alışkanlığım devam etsin diye de böyle bir kanal açtım. Hem sürekli haline gelsin hem de konuşabileceğim insan bulunsun diye. Kanala başlamamın en büyük sebebi bu. Çünkü çevremde kitap okuyan insan sayısı çok az ve ben de birileriyle konuşmak istiyordum. Birileriyle sohbet etmek istiyordum. Birilerinin yorumlarını görmek istiyordum aslında. İletişim halinde olabilmek için ve bu kanalı açtım. Tamamen hani hiçbir beklentim yokken açtım aslında ve şu an 35 bin insanız burada. Ve şu an çok mutluyum. Yani 35 bini hayal etmek çok zordu. Gerçekten çok zordu bu arada. Yani her ne kadar mesela izlenmelerim normal kanallara göre düşük olsa da, yani şey anlamında söylüyorum, bir vlog kanalı olsam mesela ya da başka bir kanal olsam bu tarz şeylere talep daha fazla olduğu için daha fazla olurdu, ama yani kitap kanalı olmanın da verdiği bir şey var. Yani underrated burası, yani onu demeye çalışıyorum ve ben bu havayı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum bu havayı ve sürekli böyle kalmayı da istiyorum aslında. Burası sadece benim yerim olsun. Sadece ben saklı olayım burada falan istiyorum. Ama tabii ki büyümek de istiyorum. Yani ikisinin arasında kalıyorum böyle. Ama elbette büyümek isterim yani. Ama bu samimi havanın da kaybolmaması için elinden gelen her şeyi yapacağıma da söz veriyorum buradan. O yüzden kitap içerikleri ben okumaya devam ettikçe gelecek. Ne zaman ben kitap okumayı tamamen bıraktım, o zaman kanal durur belki. Ama şu an az da olsa okumaya çalışıyorum ve hala bir şeyler gelecek, yani haberiniz olsun. Bu sene de olmazsa mezuna bırakacak mısın? Hayır, bu sene son şansım. 3 sene çalışmak nasıl psikolojik açıdan? Çok yorucu bir şey, çünkü normalde 1. sene mezunlarda şu an mesela bir tık daha enerjik görüyorum ben onları, ama 2. sene mezuna kalan insanlar daha yorgun başlıyor. Ben de çok yorgun başladım. Arkadaşlarım da öyle. Benim 2. seneye mezun bırakan arkadaşlarım da var. Ve hepsinde bir yorgunluk, bir umutsuzluk var aslında. Bu benim için de geçerli. Ama buna rağmen bırakmamaya çalışıyoruz ve yoruluyoruz aslında gerçekten. Çünkü bir şeyleri yapıp olmaması insanı sinirlendiriyor ve daha da umutsuzluğa düşürüyor. Ama ben hala yolun sonunda bir ışık olduğunu düşünüyorum ve onu umuduyla da devam ediyorum yani. Umarım o yolun sonunda gerçekten ışık vardır, yoksa ne olacak gerçekten bilmiyorum. Hayatındaki en büyük dönüm noktası şimdi, yani 19,5 yıllık hayatımda nasıl büyük bir dönüm noktası olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama bir tane var aslında. Bu da en büyük dönüm noktam diyemem. Ama yani bir şeylerin benim için, hayatım benim için biraz daha zorlu geçeceğini fark ettiğim andı. 11. sınıfta ilk defa psikiyatriste gittiğim an. Yani en büyük dönüm noktam oydu diyebilirim. Yani şu an en büyük dönüm noktam değildi, hani en büyüklerinden birisiydi. Çünkü ondan sonra aslında çoğu yargımın yıkıldığı ve gerçekten kendimi keşfetmeye başladığım andı. Benim psikiyatristime gittiğim an. 11. sınıftaydım ve Mayıs ayındaydım. Hatta ondan bir sonraki günde tarih sınavımız vardı. Son tarih sınavımız vardı. Ve tarih sınavına çalışmadan saat 9'da gitmiştim. Hatırlıyorum yani. Ve bana gerçekten iyi gelecek tek şeyin aslında kendim olduğunu fark etmeye başladığım andı. Ve bu sonra tabii ki de katlanarak devam etti. Tamamen bu hayatta yalnız olduğumu fark ettiğim ilk andı. Ve ondan sonra da bu hiçbir şekilde değişmedi. Yani etrafınızda elbette insanlar olacak ama eninde sonunda yalnız olacaksınız. O sınava yalnız gireceksiniz. İşinize yalnız başlayacaksınız. Kimse size yardım etmeyecek aslında. İlk siz tutunmaya çalışacaksınız hayata. Ve bunu fark ettiğim ilk andı ve 17 yaşındaydım. Ve ondan sonra da hayatım hiçbir şekilde yolunda gitmedi desem yeridir. Yani şu an bayağı bir karambole gidiyor yani. Bayağı bir uçurumdan aşağı yuvarlanıyor gibi hissediyorum. Ama ben hala bir şeyler için bir umut olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler için hala bir şansım olduğunu, bir şeyler için hala bir fırsat yaratabileceğimi ve hala bunun için koşmaya devam ediyorum. Siz buna polyanlacılık deyin, isterseniz başka bir şey deyin ama içimdeki umut tükene kadar en azından ben bu şekilde koşmaya devam edeceğim. Bir olaya çok üzüldükten sonra eski haline nasıl dönüyorsun? Genelde ben üzüntüsünü çok içinde yaşayan bir insanım ve sonra çok çabuk patlarım. Yani böyle bayağı biriktiririm ama patladığım anda böyle etrafımdaki insanların çok kalbini kıran birisiydim ben eskiden.
Artık üzüldüğümde bayağı bir ağlıyorum. İçimde biriktirmemeye çalışıyorum ve direkt birisine anlatıyorum. Yani annem olsun ya da başka yakın arkadaşım olsun. Anlattıktan sonra mesela biraz daha rahatladığımı fark ediyorum. Hangi şehirde yaşamak istersin? İstanbul'da yaşamak istemiyorum ama okumak istediğim üniversite Boğaziçi, yani İstanbul'da. Ankara'da yaşamak isterim. Ankara güzel bir şehir ama biraz karanlık sanki orası da. ODTÜ'yü eğer tutturursam belki orası olur, bilmiyorum ama gerçek anlamda yaşamak istediğim şehir İzmir. Ama bu da şu an imkansız gözüküyor. Bakalım gelecekte ne olur belli olmaz. Mental sağlık güncellemesi. Hep yabancılara soruyorlar, biz de soralım demiş birisi. Evet, konuşacağımız konu burada. Yani ders çalışma günlüğü çekememenin ya da böyle bazı sorunlar olmasının. Kendimle ilgili bazı sorunlar var demiştim ve bunları çözemedim hala ama çözmeye çalışıyorum demiştim ya. İşte bu soruda cevaplıyoruz onu. Abartı değil hiçbir anlattığım ayrıntı. Mental sağlığım şu an, yani önceden çok daha kötüydü böyle 2 hafta önce filan. Şu an bu hafta en iyi olduğum haftaydı yani bu 1,5 ay içerisinde ve gerçekten kendimi bir tık daha iyi hissediyorum. Bunun da en büyük sebebi de yardım alma, yani psikolojik anlamda profesyonel yardıma başvurmamdı. Ve gerçekten çok fark ediyor, onu da söyleyeyim. Yani normalde ben sorunlarımı çok böyle paylaşmayı seven bir insan değilim, ne bileyim. Çok içime atarım yani böyle alıştığım için ama söyleyeyim ben yani burada, siz de haberdar olun. Çünkü dışarıdan bakıldığında hani üşeniyormuşum gibi gözükebilir bazı şeyler ama aslında olay öyle değil yani. Ben bir aydır çok büyük bir uyku problemine sahip olan birisiyim. Yani uyku problemi dediğim işte... Bir gün mesela atıyorum çok geç yatarsınız, kahve içersiniz, sonra sabah böyle bir 2-3 saatlik ya da belki 4-5 saatlik uykuyla uyanırsınız ve dengeniz bozulur ya, ama sonra tekrardan yorgunluktan dolayı uyursunuz. Ben bir ay boyunca uyuyamadım. Yani frontal lob dediğimiz ön lob kapanmıyordu ben uyurken ve hiç dinlendiğimi hissetmiyordum. Hani bedenim çok yorgun, uyumak istiyordum ama uyuyamıyordum ve sağa dön sola dön, benim böyle 24 saat uyumadığım da oldu ama tamamen bayılıyordum yani uykusuzluktan yatağa ve hatta genelde 4 saatlik uykuyla bir ay geçirdim ben. Yani her gün 4 saat uyuyup dershaneye gidiyordum ve bir süre sonra bazı şeyleri unutmaya başladım. Yani şimdi kendimi övmek gibi olmasın ama çok iyi bir hafızaya sahibim. Yani böyle görsel hafızam bayağı iyidir ve bir şeyin, mesela bir insanın yüzünü gördüğümde ya da adını gördüğümde asla unutmam soyadına kadar. Ve bilgileri zaten mesela şeylere, yani fotoğraf hafızası olduğunu düşünmüyorum orada, öyle bir şeyim yok. Ama yani görsel hafızam bayağı iyi ve bir şeyi gördüm mü unutmam genelde. Ama hem unutmaya başlamıştım hem de yanlış hatırlamaya başladım bilgileri ve hiçbir şey yapamıyordum. Yani bunu çözecek bir şey yoktu ve artık sinirden ağlaya ağlaya uyumaya başladım. Ben önce o şekilde yorgunluğum geliyordu. İşte kahve içmeyi bıraktım, kafein yaratacak her şeyi içmeyi bıraktım ve bu uykusuzluğun etkisiyle az da yemeye başlamıştım ve yani bayağı kötü gidiyordu yani benim için bir şeyler. Çünkü sabah mesela aç gidiyordum dershaneye, 5-6 saat hiçbir şey yemiyordum ama mesela Harbiye dürüm biliyorsunuzdur şu kadar. Şöyle bir şey. Şu kadarı mesela yiyemiyordum yani. Ve böyle bir ay geçirdim ve bayağı kilo verdim. Ondan sonra artık iyice sinirlerim bozulmaya başladı ve dedim ki, bir kendime itiraf edemedim. Hani sen uyku düzenini oturtamıyorsun, bence ondan olmuyor diyordum. Ama artık gerçekten mesela yatağa yatıyordum. 2 saat uyuyacağım, kestireceğim yani. Uyandığımda, hani zaten uyumuyorum. Yataktan kalktığımda nasıl yattıysam o şekilde kalkıyordum. Hani 5 dakika sanki gözümü kapatmışım ve dalamamışım gibi kalkıyordum. Ve çok büyük sıkıntılara yol açtı tabii bu durum. Çünkü ders çalışamıyordum hiçbir şekilde. Dershaneye gidene kadar canım çıkıyordu. Zaten dershanede ilk 2 saate yetişemiyordum. Çünkü uyuduğum anda kalkamıyordum yataktan. Yani geç dalıyordum. Geç daldığımda eğer uyursam 11 saat uyuyordum. Hani öyle bir an var. Dalma sıkıntım zaten 3 saatte falan daldığımı düşün, attım şu an. Ama büyük ihtimalle öyle yani. Normalde mesela ben 1'de yatarım. 3.30'a kadar uyanık kalıyorum. Yani yatakta dönüp duruyorum sürekli. Kalkıyorum. Kendimi sakinleştirecek bir şeyler yapıyorum. Tekrardan yatıyorum. Uykum var. Gözümden uyku akıyor ama beynim kapatmıyor yani kendini. Uyuyamıyorum. Ailem de bende bir sıkıntılar olduğunu fark etmeye başladı. Çünkü çok sinirli dolanıyordum etrafta. O kadar çok sinirden yükselip patlıyordum ki biri omzuma dokunup Sude
çok yükseldin, sakin ol demedikçe neye yükseldiğimi, neden yükseldiğimi asla hatırlamıyorum. Yani bir anda kendimi birine bağırırken buluyorum, öyle söyleyeyim. Sadece hafta sonları uyuyabiliyordum çünkü kimse beni uyandırmıyordu yani alarm falan çalmadığı için ve alarmları zaten dibimde duymuyordum yani. Ve günde 10 saat, 12 saat falan uyuyordum ama hafta içi geldiğinde asla şurası kapanmıyordu mesela. Ayın 23'ünde bir teste tabi tutacaklar. 4 aşamalı bir test. Tok karnına gelsin, uykusunu alsın. Saat 12'de sınavım, yani testim. Eğer bu şekilde gelmezse o teste kalır dedi direkt. Bana bir şurup verdi. Yani ilaç değil aslında o şurup ama sanırım sakinleştirici bir etki mi yaratıyor bilmiyorum. Pasiflora hatta. Onu verdi. O şurubu içiyorum bir hafta, yani sabah 5 mililitre, akşam işte 7,5 mililitre filan. Bir haftadır, yani pazartesi gününden beri kullanıyorum. Bugün günlerden cumartesi ve ilk kullandığım günden beri plasebo etkisi mi yoksa gerçekten şurup işe yaradı mı bilmiyorum ama bomba gibiyim yani, anlatamam size, böyle bir enerji yok. Hem huzurlu ilk defa uyku çektiğim salı akşamı. Hani gerçekten yatağa yastığa başımı koyduğum anda daldım yani. Ve o günden beri dalma gibi bir problemim yok. Yani gerçekten problem şu anlık çözülmüşe benziyor. Ama tabii bir direnç gösterebilir, o yüzden bilmiyorum ama. Ve gayet güzel bir 5 gün falan geçirdim. Aşırı enerjim. Tamamen eski halime döndüm, ne bileyim. Hafızamda hiçbir sıkıntı yok şu an. Her şeyi daha net hatırlıyorum. Daha hızlı hatırlıyorum ve zaten kurs sınavım da vardı. Mesela IT sınavım gayet güzel geçti o da. Şu an ders çalışabiliyorum. Kütüphaneye gidip tamamen odaklanabiliyorum. Yani bir şeyler yapabiliyorum. Ödevlerimi yetiştirdim mesela geçen hafta. 2-3 haftadır ödevlerimi yetiştiremiyordum ben. Ve artık bir gün izin istemem gerekiyordu yani hocalardan. Zaten derslere 2 saat geç kalıyordum uyanamadığım için. Ve yorgun argın gidiyordum. Yorgun argın direkt eve döndüğüm anda uyuyordum. Dalabildiğim kadar. Sonra gece 2-3'e 4'e kadar uyumuyordum zaten. Ve asla dinlendiğimi hissetmiyordum ama bu hafta gerçekten bomba gibiyim ve tam anlamıyla dinlendim. O yüzden çok mutluyum. Yani mental sağlık güncellemesi de bu şekildeydi. Bundan dolayı mezun günlükleri çekemedim ve yani evde de çekemeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi dikkatim dağılıyor. Hani çalışmaya çalıştım bu hafta evde. Hani uykusuzluk problemim yok, beslenme problemim yok, hiçbir şeyim yok şu an. Hani iyiyim. Yani şu anlık iyiyim. Oturdum, çalışamadım dedim. Kütüphaneye gideyim dedim ve çalıştım yani. Güzel. Dershanem yoksa online eğitim mi? Online eğitim dediğimiz şey, eğer gerçekten disiplinli bir insansanız sizi çok güzel bir yere götürür. Ama disiplinli bir insan değilseniz, yani benim gibi birisinin sizi düzenlemesine ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle dershaneyi öneririm. Kitaplarındaki kitapları ne kadar sürede sahip oldun? 9. sınıfta oluşturmaya başladım. Kitap fuarlarına gidiyordum, buraları dolduruyordum filan. Yani yaklaşık olarak şimdi 5 senedir filan oluşturdum yani. Bu kadar yok şu an kitaplığımda. Annelerin kitaplığında fazladan kitapları da oraya koydum. Yani bu kadar kitabım yok. Bundan bir 50-60 tane daha vardır yani belki en az. Kavgalı olduğum veya aranızın bozuk olduğu bir booktuber, bookstagram var mı? Kavgalı olduğum yok. Ya ben zaten kimseyle öğrenebileyim. DM'dendir, ne bileyim, yorumlarla falan kavga ettiğim hiç yok. Aramın bozuk olduğu da yok. En sevdiğim müzik türü sanatçı. Şimdi en sevdiğim, bak bu çok tehlikeli bir kalıp. En sevdiğin. En sevdiğim müzik türü, buna cevap verebilirim. Ama sanatçıya cevap veremem çünkü çok fazla var. Benim kendimi en rahat hissettiğim müzik türü ve kendimi gerçekten böyle huzurlu hissettiğim senfonik rock ya da senfonik metal. Ben gerçekten çok seviyorum. Yani gerçekten kemanla elektro gitarın bütünlüğüne aşığım ve ömür boyu o şekilde kalabilirim. Yani bundan da kesinlikle eminim. Ya mesela buna en büyük örnek Genshin Impact'in müziklerini biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle mesela boss savaşlarının arkasında çalan senfonik ve rock, bak yine tüylerim diken diken oldu. O tarz müzikleri çok seviyorum ve mesela Lepros'u çok seviyorum. Mesela bir şarkının içerisinde hem kemanı hem elektro gitarı duyduysam o şarkı benim favori şarkımdır. Çünkü çok güzel, of çok güzel. Şu an Genshin Impact müziklerini düşünüyorum da. Bir anda böyle mesela bir opera var. Bir yanda da böyle bateri, elektro gitar, bas gitar var. Yani ekşiyle tatlı gibi. O kadar güzel ki. Yani Sour Patch gibi işte. Sour Patch Kids işte. Aynı yani. En merak ettiğin 3 kitap. Lordlar ve Varislerin ikinci kitabını çok merak ediyorum. Şu an gerçekten kudurmuş vaziyetteyim bu arada. Dune'u çok merak ediyorum.
gerçekten Dune serisini aşırı merak ediyorum. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum Dune'la ilgili. Şu an bakıyorum mesela, başka neyi merak ediyorum? Kurtların Hükmü'ndeki bir haritadaki bir detay çok ilgimi çekti. Hatta alışveriş videosunda da bir şok olmuştum. Koyarım buraya bir yere bir kısmını. Burada bir terslik var. Neden? Niye böyle bu harita? Haritadaki küçük ayrıntıyı fark edenler bunun neden olduğunu biliyor mu? Baskıdan dolayı mı yoksa eski harita bu çünkü? Ben şu an spoiler mi yedim? Yoksa eski harita mı? O kısımdan sonra iyice aklıma takıldı. Çünkü ilk Yara İzi Kralı'nı okumam gerek. Ondan sonra Kurtların Hükmü'nü okumayı düşünüyorum ve bayağı şu an aklıma takılmış bir vaziyette. O yüzden bu üçü. Bir Nur Şafak Ne Gizem kitap okumayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Çok fazla gördüm etrafta ve çok fazla övüldü. O yüzden bu iki içerik çok önemli. Çok fazla görülmesi ve çok fazla övülmesi. Bunlar genelde benim direkt ha bu kadar övüldüyse demek ki bir şey var ya deyip aldığım kitaplar. Hani genelde son zamanlarda Fos çıktığı da oluyor ama yine de deneyeceğiz yani. Çünkü seçeriz okumaya değer mi serisinden. Günde kaç saat çalışıyorsun, kaç soru çözüyorsun? Dershaneyle beraber bu toplamda bir 10 saat falan ediyor yani. Günüm bu şekilde geçiyor. Ortalama günde 200-250 arasında değişiyor. Çünkü hem dershanede de çözüyoruz hem de evde de çözüyorum. Şu an rehberlik öğretmenimle beraber de program yaptığımız için soru sayısını da arttırırız. Çünkü bu hafta gayet güzel çalıştığımı düşünüyorum. Arttırmayı düşünüyorduk. Bu uyku problemleri yüzünden arttıramamıştık bunu. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta soru sayısı da artar. 300'e kadar çıkarım herhalde. Gençlik serüveninde favori kitabın 03. Evet, hala yorumu gelmedi. Evet, gelecek. Sadece şu kanalı düzene sokmaya çalışıyorum. Düzene soktuktan sonra gelecek. Gerçekten gelecek. Bakın bir sene oldu neredeyse biliyorum. Olacak hatta yani Kasım geldiğinde. Ama gelecek. Söz veriyorum. Bakın söz verdiysem tutarım. Sadece şartlar buna el vermedi. Evet, soru cevap videomuz bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu video hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Siz şu an neler yapıyorsunuz? Eğer mezun kaldıysanız ya da YKS'ye çalışıyorsanız ya da YKS'ye hiç çalışmayıp sadece lise hayatınızı devam ettirmeye çalışıyorsanız hiç fark etmez. Sohbet edebiliriz aşağıda, böyle neler yaptığınızla ilgili bir şeyler yazabilirsiniz. Ben içerik üretmekte şu an zorluk çekiyorum çünkü içerik bulamıyorum. Instagram'a da sordum hatta. Oradan da bana yazabilirsiniz ya da aşağıda yorum kısımlarında şu tarz videolar çekebilirsin de diyebilirsiniz. Çünkü bekliyorum yani. Ne çekeceğimi bilmiyorum. Böyle sohbet tarzında şeyler de çekebilirim, ister misiniz bilmiyorum. Evet, sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.